hastanede yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Delici, sıkıntılı günlerinin acısını çıkartıyor. Ünlü şarkıcı o akşam da çok neşeli. İyi akşamlar. İyiyiz. Nasıl, pembe saçlarımı sevdiniz çok mi? Beğendik. Nasıl çıkaracağım beni? Ne oluyormuş? Aa, kız Aleyna'ya mı özendim ben? Hadi başlık atın. İrem Delici Aleyna Tilki'ye özendi pembe. Pembe saçı Türkiye'de ilk, Hande Yener yaptı. Magazin D'ye özel açıklamalarda bulunan İrem Delici içtenliğini yine konuşturuyor. Zaten gerçek saçım değil, anasını satayım. Aldık taktık, sabaha yine özüme döneceğim. Makyaj silinince, efendime söyleyeyim, duşa girince yine yeraltı hayvanı gibi çıkıvereceğim o duştan. Berkay'ın konserinde unutulmaz bir şova imza atmıştı İrem Delici. Elim ayağım titreyerek çıktım, malum bir aydır brokoli gibi yattığım için hastanede. Ve Berkay'a çok önceden, yazın başında bu şarkı aşk çıktığında sözüm vardı. Zor günler yaşadı. İşte bu sebepten sağlığına daha dikkat eder hale gelmiş başarılı şarkıcı. İşte dün kontrole gittik annemle. Maşallah. 7 günde acayip fark var. Çok 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 iyi düzelmeler var. Hala tabii devam ediyor ama bir aya inşallah böyle güzel bakmaya devam edersem kendime. Hayat şaka değil ya. Yoğun bakımdaki süreçte yaşadıklarının aslında dile bile kolay olmadığını belirtiyor İrem Delici. Biz de bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Bir alet takılmış burnuma. Satürasyon deniyor ya o, hani 95-100 arası olması lazımken aleti çıkardığım anda 70'e düşüyor. Ağlayarak dua ettim. Allah'ım dedim, ben dedim çok iyi bakacağım kendime. Yeter ki dedim benim 30 yaşındaki bu İrem Kulu'nun şarkı söyleme yeteneğini alma elinden diye. İrem Delici aslında ne kadar çok sevildiğini de anlamış. İnsanlar beni seviyormuş, biliyor musun? Yani hani çok korkanlar olmuş. Hastanede, yani Merve Özbey hastanede yatıp kalktı ya. Sen ilk Merve geliyor aklıma çünkü çok yakın arkadaşım diye, ama kimler kimler gelen mektuplardan tut, hala oturup onları okuyup hem mutluluktan ağlıyor musun? İnsan hasta ol diye sevinir mi? Evet, ben sevindim. Beslenmesine dikkat etmediği için sağlığını tehlikeye atmıştı İrem Delici. İdeal kilosuna yaklaştığını müjdeliyor. En son konuşmada 4 kilo alınmıştı. Evet, 5 olabilir bu akşam. Olabilir mi bu akşam? Sabah öküz gibi o. Bir ekmeğin bir ucundan girdim, diğer ucundan çıktım. Ya kilo al kilo al diye diye beni en sonunda şuradan yokuşlardan yuvarlanacak hale getireceksiniz. Öğünüm yoktu ya. Çok geberecek gibi oldum mu, gidip böyle iki meyve atıyordum ağzıma falan filan. Şimdi her normal insan gibi besleniyorum yani. Etimi, sebzemi, yumurtamı, meyvemi falan filan. Evde biraz sıkıldığı için İstanbul gecelerini atmış kendini. Arada olur böyle, sıkmayın canınızı İrem Hanım. Dün evde oturdum. 8 tane film izledim abi, deliriyorum. Sosyalleşmem lazım, muhabbet etmem lazım. Hep mi evde oturak? İrem Delici sıkıntısını üzerinden tamamen atmak için binlerce kilometre yol kat edip Amerika'ya uçacakmış. Bir Amerika'ya gideceğim, en yakın arkadaşım orada yaşıyor, anaokulu arkadaşım. Onunla biraz böyle oturacağız, muhabbet, sohbet, biraz kitap okuyacağız. Türkiye'nin kanalı Kanal D'de pazartesi akşamı yepyeni bir dizi başlıyor.